6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Sevgi Yayınları 6. ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı sayfa 243, 244 6. ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı 6. ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı 6. ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı 6. Ünite Değerlendirme Cevapları 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 243 cevabı 1. Şeker hastası olan Eda Nur, dışarıdan sürekli hormon almaktadır. Bu cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsülin B. Tiroksin C. Glukagon D. Adrenalin Cevap A. 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi gözde bulunur? A. Sert tabaka B. Salyangoz C. Oval pencere D. Tat tomurcukları Cevap A. 3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Görevini yapamayan organın yerine sağlamını nakletmeye organ nakli denir. B. Organ bağışı toplumsal dayanışmayı artırır. C. 18 yaşından büyük sağlıklı kişiler organlarının nakledilmesine izin verebilir. D. Böbrek nakli, sadece beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır. Cevap D. 4. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir? A. Hipofiz B. Pankreas C. Kalın bağırsak D. Tiroid Cevap C. 5. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin sağlıklı geçmesi için yapılması gerekenlerden değildir? A. Vücut temizliğine önem vermek B. Çevredekilerle fazla yakınlaşmamak C. Spor, müzik, resim ve B. Sosyal etkinliklere katılmak D. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmak Cevap B. 6. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde vücutta görülen değişikliklerden değildir? A. Kızlarda göğüslerin belirginleşmeye başlaması B. Erkeklerde bıyık ve sakal çıkması C. Azı dişlerinin tamamlanması D. Erkeklerde sesin kalınlaşması Cevap C. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 244 cevabı 7. I. Eğri, çarpık oturuş ve duruşlarda bulunmak. 2. Oyunlarda kazaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmak. 3. Düzenli olarak yaş grubuna uygun spor yapmak. 4. Öğünlerde yeterince D vitamini, kalsiyum ve fosfor minerallerince zengin besinler tüketmek. Yukarıdaki ifadelerden hangileri destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için yapmamız gereken davranışlardır? A. Yalnız 4 B. 2 ve 3 C. 2, 3 ve 4 D. I. 2, 3 ve 4 Cevap C. 8. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenlerdendir? A. Düzenli, aşırı yorucu olmayan spor yapmak. B. Daha çok yağlı ve karbonhidratça zengin gıdalarla beslenmek. C. İçki, sigara ve diğer zararlı maddelerden uzak durmak. D. Havası kirli ortamlardan uzak durmak. Cevap B. I. Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamak. 2. Dengeli ve düzenli beslenmek. 3. İçecekleri çok soğuk olarak tüketmek. 4. Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temizliğine özen göstermek. 9. Yukarıdakilerden hangileri sindirim sistemimizin sağlığını korumak için yapmamız gereken davranışlardır? A. IV 2 B. I. 2 ve 3 C. I. 2 ve 4 D. I. 2, 3 ve 4 Cevap C. 10. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarındaki kusurların giderilmesinde yararlanılan teknolojik ürünlerden değildir? Cevap B. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 243-244 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.